Sunumun hedefi öncelikle bir kariyer planı belirleyeceksiniz kendi çalışmalarınızda, kendi hayatınızda. Bu lise çağı aslında bunun için çok doğru bir başlangıç. Geç değil. Geç değil, aslında erken de değil, tam zamanı diyebilirim. O yüzden burada alacağınız kararlar sizin için sonraki hayatınızda sektöre girdiğinizde çok ciddi bir ivme kazandıracak diyebilirim. O yüzden de ben burada özellikle yapay zekanın temel felsefesinden bilimsel altyapısına kadar ve bunun teknik hem algoritma tarafı hem de yazılım geliştirme tarafı odağında size bir nevi danışmanlık yapacağım diyebilirim aslında. Bu eğitimden çok danışmanlık da olabilir. Bu şekilde de söyleyebiliriz. Aynı zamanda sektörle ilgili bilgiler vereceğim aralarda. Hani bunları başlık başlık sınıflandırmıyorum. Çünkü çok dağınık olan bilgiler bunlar. O yüzden aralarda yeri geldiğinde farklı farklı konulara giriş yapacağım. Ve size bu alanda kariyer oluşturmak için, yani yazılım geliştirici olarak yapay zeka uzmanı anlamında söylüyorum. Bu alanda kendinizi geliştirmek için neler yapabileceğinizi, hangi araçları kullanacağınızı, hangisinin hangi amaçla kullanıldığını vesaire vesaire birçok konuda yol göstermeye çalışacağım. Öncelikle benim sürekli olarak aynı yerden başladığımı söylemeliyim. Yapay zeka konularında yapay zeka temellerini anlamak için öncelikle bunun bilimsel ve teknik altyapısını anlamamız gerekiyor. Yapay zeka bir biyomimetik konusudur. Biyomimetik, özetlemek gerekirse biyoloji ile taklit ilminin birleşimi. Biyo ve mimetik. Bunların birleşiminden oluşan bir biyomimetiğin ürünüdür diyebilirim. Biyomimetik de aslında doğadaki var olan şeylerin teknik tarafta, bilimsel tarafta açıklanarak hem matematiksel, hem kimyasal, hem fiziksel bütün kurallarının açıklanarak bunların insan faydasına ürünlere dönüştürülmesinden ibaret aslında. Doğada inceliyoruz bunların ne olduğunu ve onların analizlerini yaptıktan sonra da bunların matematiğini çıkartarak gerçek hayata uyguluyoruz. Bunlardan birkaç tane örnek vereceğim. Mesela gördüğünüz gibi bir savaş uçağı aslında en yüksekte uçan kuşlardan bir tanesinin tamamen birebir kopyası. Ki bu sadece bir tanesi, bundan binlerce var. Bu sadece savunma sanayi alanında kullanılmıyor biyomimetik. Sadece o taraftaki örneklerden bir tanesi. Mesela aynı zamanda gerçek hayat örneklerinden bir tanesi normal bildiğimiz uçakların uçuş dinamiği ve uçuş tasarımları, uçak tasarımları vesaire, bunların aerodinamik tasarımları diyoruz biz bunlara. Eğer bu konuyla ilginiz varsa Stanford ve MIT üniversitelerinin OpenCourseWare çalışmaları var ve oradan aerodinamik dizayn, mesela helikopter aerodinamik dizaynı ya da uçak aerodinamik dizaynı gibi alanlarda ücretsiz kurslarını izleyebilirsiniz. Kendi sınıf ortamında çektiği çalışmalar. Ve aynı şekilde birçok uçan ya da denizde ya da karada yürüyen birçok canlının üzerinde, sürüngen ya da böcek fark etmiyor, bunların üzerinde biyomimetik çalışmaları yapılıyor ve onların matematiği çıkartılarak, fiziksel kuralları çıkartılarak bunların ürünleştirilmesi sağlanıyor diyebilirim. Bu da gene aslında biraz daha hayal edebilmeniz için özellikle oluşturduğum grafik. Bu grafikte de hani şunu diyebilirsiniz ya, bunun matematiği nasıl çıkartılıyor? Bu aslında aerodinamik konusu. Mesela bir kuşun uçuş tasarımını incelemek, uçuş dinamiklerini incelemek bir aerodinamik konusudur. Ve tamamen bu alanda odaklanmış kişiler. Bir kişi daha katılıyor şu an. Ona da izin verdim. Aerodinamik konusu ve bunu tamamen sadece havacılık tarafında yetkin kişiler bu alanda çalışabilir. Mesela şu akla şu soru geliyor olabilir. Örneğin
siz biyomimesi, yani biyomimetik konusuna meraklısınız diyelim. O zaman bu çalışmaları tek başınıza yapabilir misiniz? Biyomimetik konusu tek başına yapılan bir çalışma değil. Bu genel olarak aslında bir multidisipliner dediğimiz bir grup çalışması olarak yapılıyor. Sebebi de basit anlamda şöyle. Mesela siz diyelim ki uçak mühendisi oldunuz ya da belli alanlarda robotik olabilir mesela. Ya da herhangi bir şekilde bir onkolog oldunuz. Sizin uzmanlığınız tek bir alandadır. Ama mesela bir sürüngen üzerinde yapılacak bir araştırma, onun matematiğini, fiziğini, kurallarının çıkartılması sizin uzmanlık alanınıza girmeyebilir. Çünkü siz uçuş dinamikleri üzerine uzmansınızdır. Yani sizin aslında uçan canlılar üzerine bir biyomimetik ekibinde olmanız mantıklı olur. Ama su altı canlıları, mesela balinalar üzerinde bu araştırmaları yapamazsınız gibi. Orada su altı canlıları üzerine uzmanların bulunması gerekiyor o ekiplerde. Bunları hızlı hızlı geçiyorum. Sadece bir yapay zekanın aslında temelde ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü yapay zeka basit anlamda bir biyomimetik ürünüdür. Yani biyotaklit. Çünkü insan beyninin aslında matematiksel kurallarının çıkartılması ve gerçek hayata uyarlanmasıyla oluşan bir zeka ürünü diyelim. Yani biz bunu karşılaştırırken insan zekası ve yapay zeka olarak karşılaştırıyoruz. Birebir çalışma mekanizmasının kopyasının oluşturulmasından meydana gelen bir sektör, bir uzmanlık alanı diyelim. Bu da şu şekilde oldu. Öncelikle bir beyin doktoru, mesela yıllar önce bir beyin doktoru insan beynindeki nöronların çalışma mantığını inceliyor ve bu çalışma mantığını inceledikten sonra da dünyada ilk kez bir nöronun nasıl çalıştığını tahmin eden çizimler yapıyor. Bu nöronun çalışma mekanizmasını matematiksel ve görsel olarak çıkardıktan sonra computer science tarafında insanlar, yazılımcılar, bilgisayar mühendisleri, yani o alandaki çalışmalarını, araştırmalarını yürütenler, bunun acaba gerçekten insan beyninin davranışının bizim bilgisayar ortamında kullandığımız bir teknolojiye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini anlamaya çalışıyorlar ve bunun üzerine neural network çalışmaları yapılıyor. Aslında temel fikir ve çıkış bundan başlıyor. Bir beyin üzerine çalışmalar yapan ve uzmanlığı bu olan bir doktor bunun çizimini yapıyor. Diyor ki nöron böyle çalışır. Ondan sonra biz de, yani bizden kastım computer science tarafındaki çalışanlar da, araştırmacılar da bunun üzerine düşünerek onu acaba biz kod yazarak nasıl yaparız? Algoritmalarla, matematiksel algoritmalarla nasıl yaparız diyerek ortaya çıkıyor. Şöyle toparlayacak olursak, yapay zekada temel olarak bir biyotaklit dediğimiz bu bilim alanının bir ürünü. İnsan beynindeki nöronların çalışma mekanizması ve çiziminin ortaya çıkarılmasıyla birlikte bilgisayar bilimciler tarafından ilgili çalışma yönteminin dijital bir taklidinin, yani beynin, nöronun dijital bir taklidinin oluşturulmasıyla ortaya çıkan bir fikir, yapay zeka. Halen daha eğer computer vision'ı anlamak isterseniz, ki computer vision'ın ne olduğunu detaylı anlatmak istiyorum daha sonra, insan canlı görme yeteneğini incelememiz gerekiyor. Yapay zeka anlamak için de sinir bilim alanında, yani neuroscience alanında temel bilgilere sahip olmanız gerekiyor. Bunların detaylarını çok derinlemesine anlatacağım. Yani yapay zeka aslında nasıl çalışıyor ve bunu gerçek anlamda anlamak için hangi başlıklara, hangi uzmanlıklara göz atmanız gerekiyor. Bunların hepsini anlatacağım sebepleriyle birlikte. Yapay zeka tek bir uzmanlık alanı değildir. Multidisipliner bir alandır. Öncelikle bunu belirtmekte fayda var. Ve biyomimetiği kapatmadan önce birkaç kaynak veriyorum. Bu kaynakları merak edenler inceleyebilir biyomimetikle ilgili.
onları inceleyebilirsiniz. Şimdi doğrudan yapay zeka tarafına giriş yapacağız. Yapay zeka nedir sorusu en çok sorulan soru. Buna çok fazla tarihçe kısmına girmeyi sevmiyorum. Sadece tek bir iki slide'da bunu özetleyeceğim açıkçası. Hesaplamaya dayalı zeka Türkçe karşılığı ya da İngilizce olarak araştırmak isterseniz computational intelligence olarak da bu geçer. Yapay zeka kavramı ilk olarak yani artificial intelligence terimi John McCarthy tarafından 1956 yılında Amerika'da bir konferans sırasında dile getiriliyor aslında. Dartmouth College Artificial Intelligence Konferansı'nda bu isim olarak ortaya atılıyor. Sonrasında son birkaç hafta içerisinde ortaya çıkan bir dokümanı sizinle paylaştım. Bizim profesörlerden matematik alanındaki çalışmalarıyla ünlü olan Cahit Arf. Bunun yaptığı bir konferans kaydını ortaya çıkarmıştı bir arkadaş. Onun dokümanını da makale olarak hem de doküman olarak benim blogumda şurada gördüğünüz adreste paylaştım ben. Makineler düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir dokümanı. 1959 yılında Cahit Hoca bunları bir konferansta Türkiye'de anlatmış. Bunun üzerine çalışmalarını, düşüncelerini söylemiş. Onu da inceleyebilirsiniz. Zaten ilk 1956'da ortaya atılmıştı. 59'da da Cahit Hoca bunu Türkiye'ye getirmiş. Bu konferansta insan zekasının benzetişimi üzerine çalışmalar yapılıyor. Bu aslında taklit ilmi dediğimiz şeyin bir diğer versiyonu diyebiliriz. Ve bununla ilgili sorunlar ortaya çıkartılıyor. Hani karşılaşacağımız sorunlar nedir? Mesela bugün de halen karşılaşılan sorunlar var yapay zeka tarafından. Onları da vakti geldiğinde anlatacağım neler olduğunu. Hani yapay zekasında tamamen insan gibi düşünebilen bir sistem geliştirildi anlamına gelen bir şey değil. Sadece üzerinde çalışılıyor ve ticari olarak da kullanılabiliyor şu an. Bunları detaylı bir şekilde konuşacağız ve bana sorularla da ulaşabilirsiniz. Arkadan bir müzik geldi. Sesini açan arkadaş kimse? Düşünme ve akıllı davranış. Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle yapay zekanın kesin bir tanımı yok. Bu net olarak söyleyebileceğim bir şey. Hani tek tanımı budur diyebileceğimiz bir şey değil. Ama genel olarak birkaç tane böyle olgunlaşmış tanım var. O tanımları ben size anlatmak istiyorum. Bunlardan da bir tanesi düşünme ve akıllı davranış mekanizmasının bilimsel anlatımı ve bu mekanizmanın makinelerde somutlandırılması diyebilirsiniz. Bu biraz çok akademik gibi duruyor ama şu daha mantıklı diyebilirim. Yapay zeka, insanın zekasını kullanarak yapabildiği işleri yapabilen makinenin oluşturulması hakkında bilimdir. Dikkat ederseniz burada sadece yazılım demiyor. Sadece kod yazmak değil çünkü bu. O yazılımı siz bir robot içerisine koyduğunuzda self-driving car oluyor. Yani Tesla'nın geliştirdiği otomobiller gibi insansız otomobiller haline geliyor. Ya da daha sonra göstereceğim bunların çalışmalarını. Boston Dynamics'in işte ters takla atan bir robotu haline gelebiliyor açıkçası. O yüzden fiziksel tarafla yazılım tarafını bir arada düşündüğümüz bir başlık. Ve ben açıkçası biraz olayı esprili hale getirmeyi seviyorum. Size bu şekilde anlatmaya çalışacağım. Mesela yapay zekada en çok duyacağınız terim machine learning'dir. Ve burada da çok fazla yayınlanan araştırma dokümanı var. Araştırma kaynakları var. Bunlar akademik araştırmaların yayınlandığı alanlar aslında. Ama şöyle değil. Yani her üniversitede yapılan araştırma akademik olarak genel açık yayınlanıyor anlamında değil. Sadece buna özel hazırlanmış bazı araştırma yayınlama siteleri var. Oralarda bol bol doküman var. Bu dokümanları biz mesela birisi diyelim ki göz
göz paterni tanımakla ilgili örneğin çok performanslı bir algoritma geliştirdi. Bunun matematiğini ve dokümanını hazırladı. Bunu bu tür sitelerde yayınlıyor ve biz o matematiği, o algoritma teknikleri, açıklamaları alarak kodlama yapıyoruz ve bunları gerçek hayata dönüştürüyoruz. Aslında temel mantık bu. Paper dediğimiz olayda, machine learning papers olayında. Ve bu şekilde gelişiyor sektör. MEMES tarafında da bu aslında CAPS dediğimiz olay, bilmeyenler için. Ve bizim çalışmalarda çok fazla CAPS vardır IT sektöründe. IT sektöründe CAPS olayı biraz daha diğer CAPS'lerden çok farklıdır. Anlamak için o konuyu bilmeniz lazım öncelikle, temel anlamda. Burada da biraz gönderme var. Hani dokümanları da inceleyin aslında, CAPS'leri de inceleyin. Biraz keyfini de çıkartın, eğlenin ama dokümanları da incelemeye, teknik tarafa devam edin diyebilirim. Nasıl öğrenebilirsiniz? Birçok yöntem var. Ya üniversitede öğrenebilirsiniz yapay zeka çalışmalarını. Bu sizin tercihiniz. Hani ne istediğinize bağlı. Bunlarla ilgili sorular da varsa, hani üniversitede şu alanları seçmek istiyorum, hangi başlıklarda, hangi üniversiteleri önerirsiniz ya da hedef düşüncenizi söylersiniz. Mesela o alandaki hangi başlıkların sizin için faydalı olacağını söyleyebilirim gibi bu tür danışmanlık da yapabilirim. Ve diğeri de online kurslar. Yapay zeka yazılım tarafında son özellikle 5 yıldır, hani 10 yıldır da diyebilirim ama 5 yıldır çok ciddi çalışmalar yapılıyor video kurslar tarafından. Bunları inceleyebilirsiniz ve düzenli olarak takip etmeniz gerekiyor açıkçası bunları öğrenebilmek için. Burada hem business tarafında anlatılan, yapılan çalışmalar var, hem işin teorik kısmında, mesela matematik derinliğini anlamak istiyorsanız yapay zekanın, o zaman bununla ilgili yapılan çalışmalar da var. Ya da tamamen programsal, programlama yaparak öğrenmek isterseniz bunu da yapan çalışmalar var. YouTube tarafında aynı şekilde ve makaleler bol bol okumanız gerekecek. Sebep, yani yapay zekanın uzmanı çok az dünyada. Çok çok az. Yani bunlar biraz daha akademik çalışan ama aynı zamanda teknik çalışmalara da dahil olmuş kişiler. Hani akademik çalışanlar bunu çok iyi biliyor anlamında söylemiyorum. Aslında tam tersi. Ama globalde bunu çok kaliteli şekilde yapanlar akademi tarafında çalışıp mesela Google'da ya da Baidu'da ya da Microsoft'ta vesaire araştırma uzmanı ya da bir takım lideri olarak çalışıp tekniğin de içinde olan insanlar. O yüzden sadece akademik değil bunlar. Hem pazarın içindeler hem de bilginin, araştırmanın içindeler. İkisini birleştirdiğinde bir işe yarıyor. Yoksa sadece akademik çalışma teoriden başka bir şey değil açıkçası. Ve ya da CAPS'lerden öğrenebilirsiniz gibi. Peki, çok fazla sorulan soru. Mesela yapay zeka tehlikeli mi? Bununla ilgili detaylı bir şekilde konuşuruz ara ara. Ama genel olarak söylemek gerekirse yapay zekada tehlikeli olduğu söylenen kısım normal yapay zeka, yani sizin duyduğunuz, gördüğünüz mesela Tesla otomobilinin yapay zeka olması, bu yapay zeka değil. Tehlikeli olan şey bu değil. Onu daha sonra anlatacağım. Ama medyaya baktığınızda medyada sanki yapay zeka ile nükleer silahlar aynı tehdidi veriyormuş gibi bir algı oluşturuyor. Bu öyle değil. Onun neden öyle olmadığını da anlatacağım. Ben tehlikeli olma ihtimali olan şeyin ne olduğunu ayrıca konuşacağız. Ya da şöyle bir haber duymuş olabilirsiniz. This Google AI created its own baby. Google'ın yapay zekası kendi bebek yapay zekasını yarattı gibi bir haber duyabilirsiniz. Bu çok normal bir şey. Halbuki içeride bir hata vardır. Yani yazılımsal bir hata yapılmıştır, bir şey olmuştur. Mesela Facebook için de şunu söylemişlerdi. Facebook bir yapay zeka geliştirdi. Abi öyle bir yapay zeka geliştirmiş ki bu yapay zekalar kendi arasında konuşmaya başlamış. Sonra mühendisler
bunların dilini anlayamayınca, çünkü özel bir dil geliştirmişler, o dili anlayamayınca fişini çekmişler falan. Medya böyle söyledi mesela. Hani işi bilmeyenler doğal olarak. Halbuki bildiğin kodlama hatası yapmışlardı yani. Yani yazılım hatasıydı bu zaten. Teknik bir hataydı ama bunu reklama dönüştürdüler vesaire. O yüzden bu tür şeyleri çok fazla önemsememek gerekiyor. Ama ben size işin tekniğini, neden korkulması gerektiği kısmı anlatacağım. O ayrı. Ve Andrew Ng, kim olduğunu açıklayacağım. Andrew Ng der ki, bugün yapay zekanın kötü bir süper zeka olmasından endişelenmek, Mars'taki aşırı nüfus artışından endişelenmek gibidir. Ben bunun bu kısmına, çok iyimser tarafına katılmıyorum açıkçası ama gene de Andrew Ng'nin sözünü burada paylaşmak istedim. Hani bu tehlikeli değil düşüncesini. Ben bunun sebeplerini daha sonra anlatacağım. Peki Andrew Ng kimdir? Ng, alttaki amcamız. Yukarıdakini tanıyoruz. Bizim için hani deep learning, yapay zeka tarafında bu alanlarda çalışanlar için gerçek Iron Man'lerden bir tanesi diyebilirim. Ha, ilk değil. Bir tek başına süper kahraman değil. Ama fake Iron Man'den daha faydalıdır diyebilirim. Siz de bu çalışmaları yaparken çok fazla Coursera'yı duyacaksınızdır. Coursera bu alanda çok ciddi içerikler üreten, video kurslar üreten bir site. Coursera'da da instructor olarak bulunuyor. Andrew Ng hesabını şurada link olarak paylaştım. Kendisinin bu alanda girişimi de var. Özet olarak kimdir dersek, Google Brain ekibinde, yani yapay zeka ve ileri araştırmalar yapılan takımın başındaydı. Sonrasında da önce mi sonra mı şu an hatırlamıyorum ama Baidu'nun başında gidip, Baidu da Çin'in Google'ı diyebiliriz aslında. Çin'deki bir arama motoru ve Google globalde ne yapıyorsa aslında Baidu da Çin odağında, Çin içerisinde bunun aynısını yapıyor diyelim. Mesela insansız otomobil çalışmaları da yapıyor. Çünkü Google da yapıyor. Google globalde bununla ilgili yıllardır çalışıyor. Baidu da çalışmaya başladı uzun zamandır ve çok ciddi gelişmeler yaptılar. Bunları ben ayrıca anlatacağım. 2015'te insansız otomobil geliştirme üzerine bazı çalışmalar yapıyordum Türkiye'de. Hatta bununla ilgili Türkiye'deki ilk semineri verdim üniversitede. 8 saat boyunca nasıl insansız otomobil geliştirilir gibi bir anlatım yapmıştım. Şu anda mesela otonom fabrika, yani insansız fabrikalar üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bunlarla ilgili çok fazla kaynak var. Bunlarla ilgili çok fazla proje başlatıldı. İnsansız otomobillerle ilgili mesela. Bunlardan size bahsedeceğim. Hani Türkiye'de açıkçası ben biraz zihin açmaya çalışıyorum şu an. Yani size yapmaya çalıştığım da o. Türkiye'de bir insansız otomobil yapmak için böyle çok uğraşırsınız açıkçası. Ve sonunda da başarma ihtimaliniz zor olabilir. Bundan öncesinden bahsediyorum. Şu an mesela yerli otomobil çalışmaları, şu bu vesaire, bunlar farklı bir süreç. Ama şu ana kadar böyleydi. Ama karşılaşacağınız sorunlardan en temeli, sen yapamazsın ya da yapılamaz. Ya da işte bilmem kim yapamadı, sen mi yapacaksın gibi saçmalıklardır. Bunların saçma olduğunu size ben projelerle göstereceğim. Aslında yapabilirsiniz yani. Ve bunları inceleyebilirsiniz.